biz layık, bilimsel, kamusal, parasız, eşitlikçi ve ana dilinde eğitimi savunan bir örgüt olarak layıklığın altını kalın kalın çizmek isteriz. Bu bağlamda kamu aracılığıyla yapılan eğitimin dinselleştirilmesi ve belirli bir din anlayışının, mezhep anlayışının dayatılması doğru bulmadığımızı yıllardır dile getiriyoruz. Nitekim son yıllarda özellikle 4 artı 4 artı 4 ile başlayan eğitimde dinselleşme süreci gün geçtikçe hız kazanmakta. Okullarda cemaat eliyle, tarikatlar aracılığıyla ya da onların yönetimindeki başka yapılarla okul içlerine bir takım protokollerle dinsel eğitim yerleştirilmeye çalışıldı ki bunun en bariz örneği ÇEDES. ÇEDES'ten bir verim elde edemeyeceklerini düşünen Milli Eğitim Bakanlığı bu kez topluca bütün öğretmenleri, temel eğitim ve orta eğitim kurumlarında çalışan öğretmenleri seminer döneminin son gününde Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı bir seminer programına tabi tutarak din eğitimi vermek istemekte. Seminer dönemlerinde belirlenen bir takım programlar vardı. Daha önce ilk defa Milli Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı bu seminer döneminde uygulanan programlar içerisinde din eğitimi, öğretimi yönünde bir seminer çalışması uyguluyor. Bu Milli Eğitim tarihinde ve yüzyıllık Cumhuriyet tarihi içerisinde bir ilk. Aslında burada şunu göstermek istiyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına dinsel bir yönelimle girilmek istediğinin altı çizilmek isteniyor diye değerlendiriyoruz. Dini eğitimi önceleyeceğiz. Asıl olan bizim istediğimiz tipte dindar ve kindar nesil yetiştirme mücadelesini her alanda sürdüreceğizin altı çizilmek isteniyor. Bu bir ilk, başka ilklere de mutlaka bu ilk yol aç. Bu laiklik ilkesine ve insan haklarına aykırıdır. Dolayısıyla yapılmak istenen şey eğitimin tamamını dinselleştirmek ve bu dinselleştirilirken de belirli bir din anlayışı, belirli bir mezhep anlayışı üzerinden eğitimi, eğitim üzerinden öğretmenleri, öğretmenler aracılığıyla gelecek kuşakları dizayn etme çalışmasıdır. Yasal değildir. Zaten sendikamızda bu konuyla ilgili bir MYK kararı almıştır. O günkü Emin seminer çalışmalarına öğretmenlerimiz MYK kararı doğrultusunda Temel eğitim ve orta eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin katılmaması yönünde alınan kararı uygulayacağız. Biz ana dilinde parasız, bilimsel, layık eğitim çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bakanlığı da uyarmak isteriz. Bir anlayış, tek tipçi anlayış, tek din, tek inanç dayatmasından vazgeçilmelidir. Bu toplumun dinamikleriyle, toplumun ee, toplumsal barışıklığıyla e, çatışacaktır, huzursuzluklar ve rahatsızlıklara neden olacaktır diye değerlendiriyoruz. Evet.